Her şeyi anlat bana. Ben yokken neler yaşadın, neler oldu? Emin misin? Günler sürer. Ben dinlerim. Sabaha kadar konuşuruz. Sabaha kadar. Ne var hayat? Kal burada. Komik olma. Özlem Filistin'e gitti biliyor musun? Hayat. Bak sen beni geçen gün yanlış anladın. Hani Özlem'in çalıştığı yerin orada karşılaşmıştık ya. Bak ben o gün hem Özlem'i yolcu edip hem de işte Filistin'in çocuklara yollayacağım paketler vardı. Defter, kitap. Alo? Hayat öğretmen, beni tanıdın mı? Ben Ferhat'ın babası. Ne oldu? Ferhat'a bir şey mi oldu yoksa? Ferhat kim ya? Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyorum. Sakin olun, tamam. Öğrencilerimden bir tanesi. Abisiyle birlikte evden kaçmış. Abisi bir hırsızlık olayına karışmış. Benim hemen gitmem lazım. Dur. Dur Hayat, ben de geleceğim. Bak işte şimdi senin hayatının içindeyim. Oğlum ben sana hep kötü davranmıyor muyum Ferhat? Ha? Ne diye benim için üzülüyorsun? Pislik adamın tekiyim lan ben. Ne diye beni düşünüyorsun oğlum? Bizim hiç böyle oyuncaklarımız olmadı değil mi lan Ferhat? Kırığına eskisine de razıydık ama olmadı işte. Ne biçim bir hayat lan bu? Anamız desen çekip gitmiş. Babamız desen hiçbir işe yaramıyor. Öyle deme abi. Babam bizi seviyor. Neyi seviyor oğlum? Zengin çocuklarını ana babaları hamburgerciye götürürken biz kirpas içinde it gibi çalışıyorduk. Hala da çalışıyoruz. Bu mu lan sevgi? Olsun. Nasıl olsun oğlum? Manyak mısın sen ya? Sabahtan akşama kadar 3 kuruş için çalışıyoruz lan. Ben de okuyacaktım oğlum. Okuyup arabalar yapacaktım. Ne oldu? Ha? Ola ola motorcu çırağı olduk. Ben okuyacağım. Oku bakalım, oku okuyabilirsen. Ama benim artık o şansım da yok Ferhat. Benim tek şansım bu cebimdeki para. Bu parayla yurt dışına götürüyorlarmış. Oraya gideceğim. Orada kendime bir hayat kuracağım. Yoksa 75 lira haftalık almakla hayat kazanılmıyor Ferhat Bey. Anladın mı? Burada kalırsam kolumu kanadımı kırıp bunun gibi çöp ederler beni. Tamam. Burada kalırsam çöp olurum, çöp. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Vay 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 vay. Ne iddialı laflar ya. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel. Bu eskinin aşkları böyle miymiş acaba? Ha? Yok, insan bu kadar yoğun hissetmeden yazamaz bunları. Baksana ne diyor? Sensiz diyor, yaşayamam diyor. Ölürüm sensiz diyor. Ayrı kalamam senden diyor. Ha? Bilmiyorum. Ama insan gerçekten aşık oldu mu ölmeyi istiyor. Belki de böyle anlardan birinde yazılmıştır bu laflar ha. Ne? Ben yine de yaşamaktan yanayım. Biz yaşamın çocuklarıyız aşkım. Biz yaşıyorsak aşk var. Yaşıyorsak duygularımızın bir değeri var. Bence herkes her zaman her şeye yeniden başlayabilir. Her zaman. Çok büyülü bir şehir İstanbul. 7 tepesinde 7 küpe.
Ah, 20'li yaşlar. Ah, gençliği. Leyla Hanım, özleminiz yaşananlara mı, kaçırılanlara mı? Teşekkür ederim. Sanırım her ikisi de. Orhan'la aynı mahallenin çocuklarıydı. O mahallenin genç subayı, ben de mahallenin güzel kızı. Aileler de uygun görünce bir baktık ki evlenivermişiz. İlk görev yerimizdi var. İnsan bir ömür mutlu olacağını sanıyor ama öyle olmuyor. Yaşam size ne sunarsa onunla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Bir söz vardır. Yaşam siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Çok doğru. Bize düşen de birkaç fırça darbesiyle ona güzel renkler katmak. Aslında bana pek sevmemişti. Ama orası bana hayatımın en değerli arkadaşını verdi. Gülce Hanım. Ne tuhaf. Ne zaman sizinle bir araya gelsek laf dönüp dolaşıp bir şekilde Gülcihan'a geliyor. Gülcihan'ın bir adamı sevdiğini o zamanlar bilmiyordum. Eğer bilseydim ne yapar yapar ona yardım ederdim. O zaman belki de bu acılar yaşanmazdı. Ben hep kendimden söz ediyorum. Sizin hakkınızda o kadar az şey biliyorum ki. Özür dilerim. Böyle meraklı kadınlar gibi olmak istemem ama galiba biraz öyle oldum. Rahatsız olmanıza gerek yok Leyla Hanım. Benim de anlatacak çok fazla bir şeyim yok zaten. Sadece benim de sizin gibi yaşananlara ve elden uçup giden bir ömre koskoca bir ahım var. Koskoca bir ah sadece. Şeytan uymuş. Ben de yapmamıştır dedim ama yapmış işte öğretmen hanım. Ya hadi abisi kaçtı. Ferhat'ı niye götürdü acaba? Abisinin peşine takılmış işte. Nereye gitmiş olabilirler? Biz de böyle eli kolu bağlı oturamayız ki. Polise haber verelim diyeceğim ama. Para da yanında. Şimdi polis parayla bulursa, şimdiye kadar adam da çoktan ihbar etmiştir. Polis belki de peşlerine düşmüştür. Olsun, olsun hayat. Biz ne yapsak polis kadar etkili olamayız. Biz ya da polis. Hele bir bulunsunlar. Gerisini düşünürüz sonra. Biz de arayalım Yusuf. Belki polisten önce biz buluruz. Hem sorun büyümeden hallederiz. Siz evde kalın. Zaten çocukları bu halde bırakamayız. Hem polis gelirse evde olmuş olursunuz. Hayat öğretmenim, biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Alo Meltem. Sevcan, bak internette panik atak hakkında bir şeyler buldum. Doktor haklıymış. Ben de onlara bakıyordum. Aynı senin dediklerin yazıyor. Sen benim için araştırma mı yaptın? Ne var ki? Canım benim ya. Hakkımda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama en eski arkadaşlarımdan bile çok güveniyorum sana. Bir tek seninle konuşunca rahatlıyorum. Meltem bak bunları babana göstersen o zaman hasta olduğuna inanın. Rahat edersin. Tamam. Yarın dersen gelecek misin? Tamam o zaman orada görüşürüz. Bay bay. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiç, ders çalışıyorum. Sevcan. İyi değilim ben. Yani hiç böyle olmamıştım.
Seni aklımdan çıkaramıyorum bir türlü. Ben sana ne diyeyim Kuzey? Ben kim ki beni aklımdan çıkaramıyorsun? Kaç tane kız arkadaşın olmuş senin? Sen başkasın. Beni affettiğini söylemeden bu telefonu kapatmayacağım. Duyuyor musun beni? Etme böyle. Bak ben kapatırım. Of tamam. Affettim. O zaman barıştık öyle mi? Bütün kırgınlıkları unutuyoruz. Bir daha eşeklik yapmayacağım, söz veriyorum. Tamam. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Leyla Hanım, eğer izin verirseniz zaman zaman böyle geceleri yaşayalım olmaz mı? Neden olmasın? Ebru bana karşı biraz tavırlı değil mi? Evet. Sanırım Cemal'le aranızda geçenler yüzünden. Ya bütün şairler, bestekarlar, söz yazarları hepsi bir Leyla'ya mı aşık olmuşlar yani? Hayır ya, herkes, ne bileyim Neşet Ertaş, Saadettin Kaynak hepsi bir Leyla şarkısı yazmışlar. Bir tane Ebru yok, bir tane yok. Aa, ne olacak ya? Ben senin için bestelerim şimdi. Sahi mi? Tabii. Bak 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 bak. Tüylerim diken diken oldu, görüyorsun. İlham geldi. Allah aşkına abi. Vallahi billahi. Şşş, sessizlik. Dinle, dinle. Ebru'm, cadınım benim. Elim aşağılı sevgilim. Dan, 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 dan. Pislik, pislik. Tamam istemez. Sus tamam. Eksik kalsın Ebru şarkı. Merhaba Ebru. İyi akşamlar Cemal. İyi akşamlar Mustafa. İyi geceler. Ebru. Ebru dur. Abi, ben yine çalışırım. Ne istersen alırsın. Hepsi senin olur. Yalvarırım. İstersen okula da gitmem. Çok para var lan burada. Tamam lan, senin için bu parayı geri vereceğim. Ömer, sen misin? Dur, kaçma! Koşun, yakalayın!
Ne oluyor orada? Koş sen koş. Onlar! Hayat yavaş hayat. Alın şunu. Tamam. Bırak bırakın ya. Tamam. Bırak. Bırak. Bir saniye bir dakika. Ne oluyor bir saniye? Ne aldın yerde? Hiçbir şey yapmadım. Ya bırakın ya. Bana hiçbir şey yapmadım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hiçbir şey yaptığımı sanmıyorum. Siz niçin bağırıyorsunuz bana? Tamam. Bırakın. Temiz komiserim. Getirin arabayı. Getirin. Hayat tamam. Tamam hayat tamam. Tamam. Babası sizsiniz demek ki. Evet efendim. Komiser bey, bakın. O para benim. O çocuğun hiçbir suçu yok. Neden inanmıyorsunuz bana? Neden getirdiniz buraya? Ya onu serbest bırakmanız gerek. Alın ifadesini arkadaşlar. Of ya, bir saniye lütfen beni dinler misiniz? Çok rica ediyorum. Hayat, tamam hayat, tamam. Pislik. Yavaş ol ya, burası bir karakol. Ben komiseri görmeye geldim. Komiser nerede? Komiser ileride, biraz sessiz ol. Burası bir karakol. Gördün mü bak? Para senin adamlarında. Ne bileyim beyim, kusura bakma. Siz neden inanmıyorsunuz bana? Bakın, o para benim. Öğrencimin abisi iş kurmak istiyormuş. Benden borç istedi. Ben de verdim. Sonra da vazgeçmiş. Tam parayı geri getirirken siz gördünüz. Ya o çocuğun hiçbir suçu yok yani. Yapmayın hanımefendi. Şşşt. Çıkar mısın lütfen? Çıkın dışarı. Şu tesadüfe ne demeli? Hakkındaki suçlamaları ne diyeceksiniz peki? Paranın miktarı da ihbarda belirtilen rakamdan birebir uyuyor. Sonra sizin borç verdim dediğiniz bu çocuk ne hikmetse hırsızlığın gerçekleştiği aynı tamirhanede çalışıyor. Ferhat'cığım, lütfen o tarafa götürür müsün? Burada dinlemişsin bunları. Ha, iyi de ne var bunda? O başka, bu başka. Ben size paranın benim olduğunu söylüyorum. Yani bunu anlamanız bu kadar zor mu? Bana bak, benim sabrımı daha fazla taşırmayın. Yoksa sizin hakkınızda işlem yaparım. Ne yaparsanız yapın. Bakın. Ben ne bu dükkanın sahibini, ne de parasının çalındığını iddia eden bu adamı tanıyorum. O tamirhaneyi de hiç görmedim hayatımda. Parayı ben çalmadığıma göre, o çocuk da suçsuz olduğuna göre. Ben suçluyu suçsuzu ayırt edemeyecek kadar çaylak biri değilim hanımefendi. Bağırman bitti mi? Bitti anne. Bitti ama aslını istersen hala senden bir cevap alabilmiş değilim. Ya ne demek oluyor bu ha? Ne demek oluyor? Anlatır mısın bana? Senin gecenin bir vakti o adamla ne işin var ha? Sana ne? Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Hiç üste çıkmaya çalışma. Çünkü üste çıkacak durumun yok senin. Ya inanamıyorum ya. Bir de bana söylüyorsun, yalancısın sen, yalan söylüyorsun. Sen kendi yalanına bir bakar mısın? Hem de ne yalan. Hem de ne yalan be, ne yalan be. Neymiş efendim, emlakçılardan derneğiyle toplantısı varmış. Neyin emlakçısı? Ganyancılarla. Bu yaşta sana açıklama yapmak zorunda değil. Neyi yapıp neyi yapmayacağımı bilecek yaştayım çok şükür. Ayrıca kızım olman sana benim hayatıma karışma hakkı vermez. Duydun mu beni? Duydun mu? Duydun mu diyorum sana? Duydun mu dedim? Siz biraz dışarıda bekler misiniz? Buyurun. Bu işin şakaya gelir yanı yok. Ben şaka yapmıyorum ki. Susar mısınız? Beni dinleyin lütfen. O parayı o çocuk çaldı.
bilerek ve isteyerek. Bunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz, öyle değil mi? Tamam, bu konuda anlaştık yani. Hayır. Hem öyle olsa bile pişman olmuş, parayı geri vermek istemiş olamaz mı? Bunun hiçbir önemi yok. Yok, anladınız mı? Bizim görevimiz aldığımız şikayetleri değerlendirmek, zanlıları yakalamak, gerisi mahkemelerin işi. Ne görevi? Ya bir çocuğun hayatı kararmak üzere siz görevden söz ediyorsunuz. Tamam. Tamam, onun yaptığı hırsızlık. Ama onun yerine bir de kendinizi koyun. Ya bir iki dakika düşünün. Sizin hırsız olduğunu düşündüğünüz o çocuğun 3 tane küçük kardeş ve çalışamayan bir babası var. O çalıştığı için küçük kardeş okula gelebiliyor. Şimdi siz onu hapse atarsanız kardeşi okula gelemeyecek. Çok çok zor koşullarda yaşıyorlar. Şu soğuk havalarda ısınmak için pazardan topladıkları kasa parçalarını yakarak ısınıyorlar. O çalıştığı parayla eve ekmek, yiyecek, süt alabiliyor. Eğer hapse atarsanız hepsi perişan olur. 3 tane küçük çocuk ve bir çalışamayan baba, bunlar duygu sömürüsü değil. Yani sizi bilmem ama ben sırtında bu kadar ağır bir yük taşıyan bir çocuğun hırsızlık yapmasını anlayabiliyorum. Tamam, yani tamam, yanlış bir şey, doğru değil, yaptığını onaylamıyorum. Ama eğer siz ona yardım etmezseniz, onu hapse atarsanız bir anlık hatası yüzünden yıllarca hapis yatacak. Çıktığında nasıl bir insan olacağını siz benden daha iyi bilirsiniz. Ona bir şans daha verin. Lütfen. Bunu bir öğretmen olarak istiyorum sizden. En kötü insan bile bir şansı daha hak eder. Ki o pişman olmuş. Yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış. Şimdi görevinizi yapın. Ne diyeyim? Sinirin geçti mi? Nasıl oldun? Hayır, geçmedi. Tamam, başlama yine. Ve bundan sonra da geçmeyecek. O adam hayatımızda olduğu sürece ben hep sinirli olacağım. Ebru, tamam, ben hiç aramadım Farzat. Tamam, ama yarın sabah normale dönmüş olacaksın. Tamam, hadi görüşürüz. Siz biraz sabırlı olun. Ben mağdurla bir konuşayım, bir hal çaresine bakacağız. Çok teşekkür ederim komiser bey, çok sağ olun. Ha, bu arada Allah sizin elinize kimseyi düşürmesin. Yaşlanıyorum Gülce. Bak şu çizgilere. Peki Ebru niye anlamıyor beni? Biliyor musun? Bunca yıl aklıma bile gelmeyen, artık hayalini bile kurmadığım bir şey oldu. Öyle unutmuşum ki bu duyguyu. Şimdi yüzleşmekten korkuyorum. Canım arkadaşım. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım?
Leyla'yla konuşmak, seninle konuşmak gibi bir şey Gülcihan. Senin sesini duymak gibi bir şey. Seninle yaşayamadığım yılları ondan dinlemek insafsızca içimi acıtıyor. Bir o kadar da huzur veriyor Gülcan. Beni anlıyor musun? Affet beni. Bundan böyle bir haylazlığımı, dikbaşlılığımı görürsen vur gebert. Ama şimdi ne olur affet. Tamam, tamam. Hadi bakalım delikanlı. Sana verilen bu şansın kıymetini bil. Bana hiç teşekkür etme. Öğretmen hanıma teşekkür edeceksin. Sen bir daha karşıma çıkma yeter. Ustam buyurun içeri. Geçmiş olsun öğretmen. Sağ olun, çok sağ olun. Sana yüzüm yok öğretmen. Bugüne kadar benim elimden tutan kimse olmadı. Sen o parayı aldığında ne yapıyor bu kadın dedim. Benim için kendinizi tehlikeye attınız. Ben buna değer miyim? Tabii ki değersin. Sen çok değerlisin. Bundan sonra aramızın daha iyi olacağını biliyorum. Kardeşimin sizi niye bu kadar sevdiğini şimdi daha iyi anladım. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Seninle yaşamak böyle bir şey işte hayat. Nasıl? Ya Van'da yaşadıklarımızı bir düşünsene. İbrahim'in peşinden gittik. İbrahim'in peşinden koştuk. Kendimizi dağlara vurduk. Az daha donuyorduk. Sonra Emine'nin annesiyle babasına az daha dayak yiyorduk. Sevcan'ın babasıyla yaşadıklarımız. Sonra sen Hasan'a ders vermek için dağa çıktın. Hangi birini anlatayım? Peki Ayşe'nin Gazi'ye kaçması? Kaçarken ona yardım ediyorum diye ne kadar kızmıştın bana. Ben de ne kadar emindim kendimden, hatırlıyor musun? Belki kaçmasaydı Ayşe bugün yaşıyor olacaktı. Ya onlar için yaşamak olur muydu hayat bu? Hep Ayşe öyle demiyor muydu? Sevdiğinden ayrı. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Ama kendimi ne kadar yenik ve çaresiz hissettiğimi sana anlatamam. Dün gece de bu yüzden çok korktum işte. Karakolda aynı duyguları yaşadım. Ya bir şey yapamazsam, ya yine elimden bir şey gelmezse, ya hapse girerse. İşte bu yüzden belki biraz kontrolümü bile kaybetmiş olabilirim. Canım. Bana en çok ihtiyaç duyduğun günlerde, en zor günlerinde yanında olmadım, olamadım. Hiç affetmeyeceğim kendimi bu yüzden ben. Uyandırdın mı? Hem arıyorsun hem soruyorsun. Ne güzel burada kalacaktın, beraber uyuyacaktık hayat. Ne yapalım? Öyle olması gerekiyordu. Gelsene bana kahvaltıya. Ta oraya mı? Ya atla taksiye gel hayat. Seni görmek istiyorum. Hem bütün gün beraber oluruz. Hadi hayat. Açar mısın? Ben çıkıyorum. Buna bir iki bir şey yazdım ama gazeteye vermeden önce sen de kontrol edersin. Bu ne? İlan.
Babamı aramak için tekrar ilan vereceğimi söyledim ya. Ama bu sefer adıyla, fotoğrafıyla vermek istiyorum. Yani konuştuk ama ben vazgeçtin sandım Hayat. Hayır, vazgeçmedim. Sen halledecek misin? Yoksa ben halledeyim mi? Tamam, ben hallederim. Tamam. Ben çıkıyorum, Yusuf'la buluşacağım. Selam söyle. Seni almaya geldim aşkım. İyi geldim. Ya bir görünmüşse? Dershaneye gitmiyor musun? Hadi binsene. Alem kızım var ya. Sen nereden biliyordun benim dershaneye gideceğimi? Meltem söyledi. Ay kız da gelecekmiş, ders çalışacakmışsınız. Sen de mi ders çalışacaksın? Çalışacağım tabii. Seninle bütün gün birlikte olma fırsatını kaçırır mıyım sanıyorsun? Hop, bu senin. Güzel. Çok güzel. Senin kadar güzel değiller ama. İnanamıyorum sana. Ne zaman hazırladın bunları? Bu ne? Bak o çok özel bir çemen. Belkıs hazırladı. Gerçi ben de biliyorum nasıl yapıldığını ama. Peki bu ne? O da portakal reçeli ama sadece kabuklarından yapılıyor. Onu da... Belkıs yapmıştı. Evet de ben de yapabiliyorum canım aynısını. Bak mesela bunu ben yaptım. Belkıs usulü menemen. Güzel görünüyor. Aferin sana. Çok hamaratsın. Sağ ol. Sana da öğretirim. Evlenince sen yaparsın artık. Hayat. Ben böyle ikide bir evlilikten söz ediyorum ya. Sen rahatsız olmuyorsun değil mi? Yo. Yani bilmem. Sanki unuttuğum bir şey gibi. O günü hatırlıyor musun? Sana evlenme teklif ettiğim günü. Hatırlıyorum. Peki sonrasını hani o son göreve gideceğim gece bir şey söylemiştin. Ne demiştin? Kabul etmiştim. Peki şimdi değişen bir şey var mı? Yok. Yok. Soruyu sormaya çok korkuyordum. Yani böyle ikide bir evlilikten bahsederek galiba ben bu işi biraz oldu bittiye getirmeye çalışıyordum. Ama şimdi rahatladım. Hayat daha fazla gecikmeyelim. Hazırlıklara hemen başlayalım. Çok acele etmiş olmaz mıyız? Canım ben de yarın evlenelim demiyorum ki zaten. Önce bir iş bulmam lazım biliyorsun. Gazilik primini iade ettim. Birkaç yere başvurdum, bir şeyler çıkar bugün yarın. Bakalım. Geçinebilir miyiz sence? Tabii geçiniriz. Her şeyi hallederiz. Ben seni artık daha fazla özlemek istemiyorum. Artık sensiz bir sabah daha uyanmak istemiyorum ben. Hadi hadi. Hadi yumurtalar soğuyacak. Ver bakalım. Günaydın. Günaydın. Yüzün gülmüyor. Gidiyorum. Ya. Bırak Allah aşkına, ne olsun. Ha, şöyle işte. Beni hep böyle güler yüzle karşılayacaksın. Anlaştık mı? Ben asık suratlı kızlardan nefret ediyorum. Ne yaptınız dün akşam? İşte ne yapacağız? Kavga ettik.
Olacak şey mi bu? Ha? Adam mahsus yapıyor. Bütün sevdiklerimi tek tek yanına çekiyor. Önce sen, şimdi annem, yakında da Hayat. Hayat'la ne ilgisi var ki? Hadi beni ve Leyla ablayı geçtim de. Mustafa, Hayat. Ne ilgisi var? Gerçekten ne ilgisi var? Ya yok işte, lafın gelişi soyadım. Gel çay iç. Adamla gece yarısı ne işin varmış? Yalan söylemişim. Da. Ay ne çok konuşuyor bu kız ya. Tabii. Yüz verdik tepemize çıktı. Ya ben ona karışıyor muyum? Her gün Cemal'le geziyor. Tövbe tövbe. Alo. Mustafa Bey, siz miydiniz? Evet Leyla Hanım. Nasılsınız diye merak ettim. Malum. Dün akşam olanlardan sonra. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yo. İyiyim ben, iyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Çok üzgünüm Leyla Hanım. Sizi de zor durumda bıraktım. Benim yüzümden oldu her şey. Ne olur kusuruma bakmayın. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu olayda sizin hiç mi kusurunuz yok? Bütün kabahat bizim kızda. Biraz terbiyesizlik. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tekrar görüşürüz değil mi Leyla Hanım? Bu burada dursun. Aa, niye? Dershanede bununla mı dolanacağım? Herkes sorar şimdi, ne diyeceğim? Sevgili mi aldı diyeceksin? Ben diyemem öyle. Tamam, öyle olsun. Ben arabayı park edip geliyorum o zaman. Tamam. Alacağım. Teşekkür ederim tatlım, sağ olasın. Hayatım akşam unutma, Aylaları yemeğe davetliyiz biliyorsun. Aa, doğru söylüyorsun, iyi hatırlattın. Ha Meltem, Selahattin'e söyledim seni dershaneye bırakacak. Tamam mı yavrum? Hadi, iyi dersler. Hadi canım, hayırlı işler. Anneciğim. Efendim güzel kız. Bugün dershaneden sonra hastaneye tekrar gidebilir miyiz? Neden? Ne oldu ki güzelim? Ben dün doktorla konuştuktan sonra internette biraz araştırma yaptım. Teşhis doğru olabilir. Yani benim hastalığım panik atak sanırım. Belirtiler doğru. Hani doktor tedavi edilebilir demişti ya. Meltemciğim, biraz abartmıyor musun evladım? Bak baban da bu sınava girmemen için yalan söylediğini düşünüyor. Ben de ikinizin arasında kalıyorum. İnan ki ne yapacağımı şaşırdım evladım. Hayır anneciğim, lütfen. Hayatım, ben sana güveniyorum. Bu sınava girip başarılı olacağına da inanıyorum. Tamam mı? Hadi şimdi git dershanene, derslerini iyicene çalış. Peki anneciğim. Hadi güzel. Gelmemişler daha. Burada mı buluşacaktınız? He. Ben bir ay kızı arayayım. Dur bak. Arabayı getiriyorum ben. Tamam. Babandan haber var mı? Bilmiyorum Hayat. Belki bir yere yanına giderim. O yorulsun istemiyorum. Belki beraber gideriz ha? Ben de babamı tekrar aramaya karar verdim biliyor musun?
Tabii. Sen iyileştikten sonra hiç konuşamadık bu konuyu. Gazeteye ilan vermiştim yani. Oradan bir şey çıkmadı değil mi? Evet ama çok da açık bir ilan değildi yani. Bir kolye. Böyle muğlak bir ifade. Bir de zaten nenemle Cemal'i öğrenmesini istiyordum ya. Belki o yüzden hiç kimse ilgilenmemiş olabilir. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bir fotoğrafı var babamın. Çok eski. Gençlik fotoğrafı. Bir de böyle çok açık, anlaşılır bir metin yazdım. Bu fotoğrafı o ilana ekleyeceğim. Başka da ne yapabilirim bilmiyorum. Peki nüfus kayıtları? Oraya da baktım, araştırdım. Ne yaşadığına ne ölü olduğuna dair bir iz var. Ben de araştırırım. Bak aklıma geldi şimdi. Ben askerde bir çocukla tanışmıştım. Belki o bize yardım edebilir. Ya da en azından yol gösterir. Ciddi misin? Onu bulmayı o kadar çok mu istiyorsun? Ne bileyim. Yani sen şimdi böyle sorunca... Evet. Babamı görmek istiyorum. Ona sarılmak istiyorum. Beni sevmesini istiyorum. İlkokuldayken 23 Nisan'da kızlarının gösterilerini izlemeye gelen babalar olurdu. Babaların kızlarını seyrederken nasıl gurur duyduklarını izlerdim. Görürdüm. Hep içime otururdu. Bizim iki tane annemiz vardı. Üç tane çocuğa sevgisini eşit bölüştüren iki tane anne. Ebru'nun da babası olmamış. Ölmüş. Ama fotoğrafı var. Anladın mı? Yaşadığına dair bir iz. Benim babamın nüfusta kaydı bile yok. Ne işin var senin burada? Geldim usta, işime geldim. Ne işi oğlum? Yaptığından sonra nasıl güveneyim sana? Bak usta, sen beni çok iyi tanırsın. Onca yıl senin çıraklığını yaptım. Bu işten başka bir kabahatimi gördün mü? He usta? Söylesene. Usta, sana söz veriyorum. Bundan sonra ne sana ne de dükkanıma laf getireceğim. Yemin billah. Bana bir babalık yap usta. Sen de benim elimden tutmazsan ben başka nerede çalışırım usta? Serserinin teki olur çıkarım. Evde babam var, kardeşlerim var. Hepsi benden ekmek bekliyor. Ben işimi seviyorum usta. Ne olur bana bir fırsat daha ver. Hadi uzat şu anahtarı bakayım. Tamam usta. Haydi, dikilme öyle kazık gibi. Şu arabanın nesi varmış, bak bakayım. Akşama teslim edeceğiz. Tamam usta, tamam. Ben hallederim. Kardeşin nerede Ferhat? Tatilde çalışacağım dediydi. Niye gelmedi bugün? Yok usta, onun çalışmak neyine? Otursun evinde derslerine çalışsın. O bizim gibi değil usta. Karnesini bir görseydin zehir gibi maşallah. Ben çalışır hepsine bakarım usta. Ötekileri de okutacağım. Tabii ya. Doğru söylüyorsun. Bizler gibi olmasın. Okusun. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana. Oldu mu canım kızım? Tamam mı? Siz de bir şey ister misiniz çocuklar? Yok ben bir şey istemiyorum. Teşekkürler, ben de alayım. Tamam.
hanımefendinin keyfi nasıl? Rahat mı? Yatıyor mu? Şşşt, duyacak. Duyarsa duysun. Yeter artık. Günlerdir rezil ediyor beni herkese. Kaç kere hastaneye götürdüm. Baştan aşağı kontrol ettirdim. Hiçbir şey yok. Neymiş efendim? Psikolojikmiş. Bir de internetten araştırma yapmış hanımefendi. Panik atakmış. Bütün belirtileri uyuyormuş. Oyun bunlar, oyun. Hastalığı öğrenmiş, belirtilerini öğrenmiş, aklı sıra bizi kandıracak. Ya niye böyle söylüyorsun? Niye yapsın böyle bir şey kız ya? Üniversite sınavlarına girmemek için tabii ki. Ben ona yıllarımı verdim. En iyi okullarda okuttum. Ne istiyorsa aldım. Bu sınavı kazanacak. Böyle numara yaparak, hastalanarak falan bu sınavdan kaçamaz. Söyle ona bir an önce kendini toparlasın. Boyuna bir son versin. Yoksa çok fena bozuşacağız. Ay tamam tamam yeter. Konuşurum ben onunla. Üzüldüm Mert'e. Ah canım kızım benim ya. Ağlıyor musun? Babam bana niye inanmıyor anne? Neden yalan söylediğimi düşünüyor, niye böyle yapıyor? Ben gerçekten hastayım, bana niye inanmıyorsunuz? Tamam. Sen bana inanıyor musun? Bana gerçekten inanıyor musun? Evet canım kızım, inanıyorum ben, inanıyorum. Anne yardım et, lütfen. Yalvarırım yardım et. Tamam güzelim, tamam. Ağabey. Ustasından af dilemeye gittiydi. Bu saate kadar dönmediğine göre affetti demek ki. Sen olmasaydın oğlum hapislere girecekti hayat öğretmen. Neyse artık. Boş ver bunları. Geçti gitti. Bak zaten onun da aklı başına gelmiştir. Çocuklar geldi. Hoş geldiniz. Öğretmenim. Bizi ziyarete mi geldiniz öğretmenim? Evet. Ne yapıyorsunuz bakalım, ne var ne yok? Top oynuyorduk öğretmenim. Ferhat siz geldi deyince. Öyle söylenir mi? Ders çalışıyorduk öğretmenim, kitap okuyorduk. Tabii tabii, ben biliyorum sizin nasıl kitap okuduğunuzu. O zaman şöyle yapalım. Siz bunları da okuyun tatilde. Ben okurum öğretmenim. Yusuf, bak bu Hulusi Can. Belli belli. Tam anlattığın gibi. Nasıl yani? Güçlü, kuvvetli, yakışıklı diye mi? Evet, aynen öyle. Bu da Ege. Çocuklar, bu abiniz de benim arkadaşım Yusuf. Merhaba çocuklar. Vay, hoş geldin Yusuf abi. Hoş bulduk. Ferhat, diğer arkadaşların nerede? Onlara söylemedin mi? Söyledim, geliyorlar öğretmenim. Kim geliyor? Merve. Buyurun çocuklar, hoş geldiniz. Merveciğim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk öğretmenim. Ablam da sizi görmek istedi. Öyle mi? Nasılsın? İyiyim öğretmenim. Merve hep sizden bahseder, dilinden düşürmez biliyor musunuz? Çok seviyor sizi. Ben de onu çok seviyorum. Sen okuyor musun? Okuyamadım, okumuyorum ama Dante Dörer iş işlerim. Ne güzel. Aa bak diğerleri de geldi. Gelin bakalım, gelin. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Al bakalım. Bu senin. Eren nerede? Eren eniştesiyle işe gitmiş öğretmenim. Teyzesi söyledi. Ha öyle mi? Ben de hepinizi çok özlemişim. Şu tatil bir an önce bitse de tekrar okula başlasak değil mi? Yok öğretmenim, daha ne kadar oldu? Tatil bitmesin, biraz tadını çıkaralım ya. Peki şu tatili verdiğim kitaplarla yaşamaya ne dersin Hulusi Can? Al bakalım. Al bakalım. Bu da Eren'in. Thank you.
Bugün hamile olduğumun haberini aldım. İkinci bebeğim. Emre daha çok küçük. Orhan'a henüz söylemedim. Akşama gelince söyleyeceğim. 3 gündür görevde. Bir de kızımız olsun diyordu. Bakalım sevinecek mi? Kızımız doğdu Orhan. Bir görsen her renk var. Ebru'lu bir kız. Saçları sarı. Gözleri yeşil. Dudakları pembe. Teni kar gibi. Ebru koydum adını. Hiç ağlamıyor. Hayatta çok tatlı bir bebek. Kara kaşlı, kara gözlü. Zeytin gibi. Çok seviyorlar birbirlerini. Yan yana koyunca birbirlerine bakıp gülümsüyorlar. Gülcihan, melekler güldürüyor onları diyor. İkisini birbirinden ayırmak istemiyorum ama Ebru sana öyle benziyor ki. İster istemez bir başka bakıyorum onun yüzüne.